Nereye koydun seni? Merhaba Nedim abi. Oo, ihtiyar. Merhaba, hoş geldin. Yüzün gülüyor bakıyorum. Oğlunla mı konuştun yoksa? Evet. Bunca zaman ondan nasıl ayrı kalmışım inanamıyorum. Burnumda tutuyor valla. Asıl sen bundan sonrasına bak. Hayırlısıyla bir bitsin askerliğin, sonra doya doya koklaşırsın oğlunla. Sen maça gitmedin mi Ali? Gittim ama çok kalabalıktı. Küfürün bini bin para. Hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Terbiyesiz işte hepsi. O küfürlerin nereye gittiğini bilmiyorlar ki. Anneye babaya küfür ediyorlar ya. Ya sinirlenme Arz abi ya. Nasıl sinirlenmeyeyim Tosun? Ya kardeşim, maksat spor yapmak, güzel vakit geçirmek. Yok o onun anasını, yok o onun bacısını, öteki... Tövbe estağfurullah ya. Ya delikanlı adam, efendi adam öyle küfreder mi be? Bir de utanmadan kalabalık yapıyorlar. Toplu toplu yapıyorlar yani. Yiyorsa tek başına küfretsene o, küfre etsene. Terbiyesiz eşek herif. Tamam Hamza, sakin ol. Ya kusura bakma Nedim abi ya. Baksana, vallahi hayretmiş. Fato, çay var mı? Hı hı. Seyfiye'ni çay demledi, getirir birazdan. Eyvallah. Oturun arkadaşlar. Oo, Üsteğmen Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Nedim abi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben çok iyi değilim Nedim abi. Bugün bir şikayette bulundular. Şikayet mi? Demli demli çayli yori. Komutanım. Seyfi'nin burada çalıştığına dair bir şikayet. Ben... Kusura bakmayın Üsteğmen. Bunu sonra konuşuruz Nedim abi. Seyfi. İşte bu hiç iyi olmadı babacığımla. Ne oldu be? Bir haber var mı? Konuşuyorlar abi. Ya niye bu kadar uzun sürdü? Savunmasını yazdırıyor. Hadi be. Ya abi olacağı buydu yani. Sonunda sabrı taştı adam. Ulan hep bizim yüzümüzden ha. Kızdırdık kızdırdık. Kabak Seyfi Can'ın başına patladı. Ya oğlum biz bir rica etsek, bir şey yapsak affetmez mi ya? Ha yok yok. Yok yok, hiç karışmıyor. Evet. Hatta siz koğuşa gidin, ben bir gelişme olsa size haber veririm. Öyle yapayım. Öyle mi? Evet öyle yapalım. İyi tamam. Şş, unutma. Ya saçmalama. Bitti komutanım. İyi, gidebilirsin. Komutanım, müsaadenizle. Ne istiyorsun? Ben çok üzgünüm komutanım. Niye? Yakalandın diye mi? Hayır. Güveninizi suistimal ettiğim için. Şimdi mi aklın başına geldi Seyfi? Hayır komutanım. Ne söyleseniz haklısınız. Ben size insan gibi davranmaya çalıştıkça siz daha çok eşeklik ediyorsunuz. Komutanım, çalışmak zorundaydım. İmzaladın mı savunmanı? Evet. İyi, çık. Emredersiniz. Şey var, eczacı dükkanı var orada. Ne olmuş Hamza abi? Haberler nedir? Yok işte, içeride hala. Allah abi ya. Dövmüş mü ola? Sanmıyorum. Levent Üsteğmen öyle bir şey yapacak adam değil. Odada işte be. Savunmasını yazdırıyor. Eyvah ki ne eyvah. Verecek yani mahkemeye. Haklı abi adam. Çok sapıttık. Vallahi öyle babacanlar. Ya bir şey soracağım ama... Kim ispiyonlamış Seyfi'yi? Ferit biliyordur belki. Öyle tabii abi. Ferit içerideydi bugün. Çarşıya falan da çıkmadı. Mehmet de içerideydi. Ya Rıza abi, yoksa Mehmet mi? Şşş! Aman diyeyim Tosun'um ha! Sakın bana öyle şeyler sorma. Yok ulan, yapmaz Mehmet öyle şey. Gerçi araları da bozuktu ha. Ya, Ducati'yi de söndüreceğim seni davalı diyordu Mehmet. Ya babacanlar, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor musun ya? Arkadaş arkadaş öyle şey yapar mı be? İyi de Hamza biri yaptı işte. Genç çocuk bunlar. Bir kızgınlık haliyle yapmış olabilir. İyi akşamlar beyler! Ne haber Arıza?
E bu böyle ya, cenaze evi gibi. Seyfi'nin durumunu üzülüyoruz ya. Senin haberin yok galiba. Korkmayın abicim, bir şey olmaz. Şşt! Nasıl bir şey olmaz lan? Levent Hüseyin adamın savunmasını almış. E Hamza'nın da almıştı. Mehmet, bir bildiği var galiba ha? Levent Hüseyin savunmayı defteri işletmedi. Eğer işletseydi... Ya beyler! Ne bu sorgu sual böyle? Ya yok bir şey babacan. Oğlum herkes biraz üzgün işte. Hani sen de biraz takmıyor gibi konuşunca. Ne yapayım abi? Oturup ağlayayım mı? Gülmen de gerekmez. Hırsız diye herkese yafta yapıştırana bakın ya. Ahlak profesörü mü kesildin başımıza? Şşş Mehmet, oğlum biraz sakin ol babacan ya. Niye sakin olayım abi? Aklınızdan geçen yüzünüzden okunuyor. Bakın lan, bugün Deniz Yüzbaşı da gelecekmiş eğitim ha. Abi yardık deyse de, de ev odar ev Levent Üsteybe de fırça yiyeceğiz be ya. Şşş, aman diyeyim babacanlar. Bakın, bugünkü eğitimde her şeyi doğru düzgün yapalım. Biraz yumuşasın artık şu komutan kısmı. Yat kalk, nereye kadar canım? Hayretmiş. Çok doğru, doğru. Uy, ula dayanma, ne ediyorsun? Ne yapayım kardeşim? Çok affedersin, alışmadık. Ayakta postal durmuyor. Allah Allah. Lan dengemi bulamıyorum be. İki dakika efendi ol lan Vedat. Lan amma yılışık adamsın ha. Bak sen. İnsaf be, merhamet be. Duramıyorum oğlum işte ayakta. Harbiden lan Vedat. Sen niye almıştın bu terlik istirahatini? Şey, bende taban çökmesi var. O ne lan? Çimentondan mı çalmışlar? Betoncan. Yani anlayacağınız düz taban demek. Anam! Bizim böğrenin işleri o yüzden ters gidiyor demek ki ya. Seni düz taban seni. Arkadaşlar, bakın Allah uyuyan dertlerimizi uyandırmasın. Lütfen rahatsızlığımla dalga geçmeyin. Bugün bana, yarın size. Konuşmayın kendi aranızda beyler. Deniz Yüzbaşı geliyor komutanım. Tamam, siz geçin yerinize. Bölük! At! Ruh! Kaç! Karargah destek bölüğü, 2 subay, 1 as subay, 88 erbaş ve erle emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Teşekkür ederim üsteğmenim. Sağ olun komutanım. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Rahat.